Herkese merhabalar. Zarflar yani belirteçler konusuyla uzaktan eğitimde ev okulda sizleri yakından takip etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin en çalışkan, en başarılı dokun sınıflarıyla beraberiz ve bugün 14 Nisan'da zarflar konusunu hep beraber öğreneceğiz. Mükemmel bir şekilde çok lokum bir konu. Zaten dünyanın en kolay konularından biri seçildi geçen sene. Bütün Türk hocaları toplandık, bir araya geldik. En kolay konu hangisi olabilir dedik ve zarflar konusunu seçtik. Ardından yine ödevlerimiz gelecek sıfırdan dokuzadan ve Dinamo Soru Bankalarından. Ama şimdi arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın ve birlikte zarflar konusunu öğrenelim. İşte durum, zaman, miktar, yer, yön, soru hiç hiç korkmanıza gerek yok. Acayip kolay. Şöyle düşünün mesela Ali e, okula okula demeyelim de Ali e, okula gidiyor diyelim hatta madem. Bakın ne kadar basit bir cümle yani. İlkokul bir cümlesi gibi bir cümle. Bu cümlenin içerisindeki fiilin hangisi olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Gidiyor sözcüğü fiil. Tamam. Bu fiile Ali okula hızlı gidiyor dersek durum zarfı oluyor. Ali okula şimdi gidiyor dersek zaman zarfı oluyor. Ali okula az gidiyor dersek miktar zarfı oluyor. Veyahut işte Ali Okula nasıl gidiyor dersek soru zarfı oluyor. Bunların hepsini öğreneceğiz. Çok basit bir konu. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Evet şimdi öncelikle sözcük türlerinde isim soylu sözcükler bir de fiil soylu sözcükler yani fiiller vardı. Burayı hatırlarsanız ismin İsim her varlığın bir ismi vardır. Bunun ismi kalem mesela. Sizin bir isminiz var. Ahmet, Emre, Merve, Zeynep, işte Atakan. Farklı farklı isimleriniz var. İsimlerin yerini tutan sözcükler zamirdi. Mesela örnek verelim şöyle. İşte öğrenciler, öğrenciler, ee, isim, dinliyor, fiil. Bunu zaten biliyoruz bakın. Dinliyorum fiil olduğunu, öğrencinin isim olduğunu biliyoruz. Öğrenciler onu dinliyor. O kim ya? O kim? Belir değil. İşte bu zamir. Bir ismin yerine geçmiş. Öğrenciler onu sıfat yapalım. Sıfatlarda isimlerin önüne geliyordu. O zaman sıfatın şöyle yapalım mesela. Çalışkan öğrenciler. Çalışkan öğrenciler diyelim. Ne oldu bak? İsmin önüne gelen. Ön ad. Adın önüne geldi. Sıfat oldu. Çalışkan öğrenciler onu zarflarda fiil önüne geliyor ya. Çalışkan öğrenciler onu dikkatlice dinliyor. Dikkatlice dinliyor. Bu kadar basit. İşte bitti sözcük türleri. Tekrar gösteriyorum. Dinliyor fiilimiz. Hop çıkıyor. Bunu zaten biliyoruz. Ya yani Türk vatandaşız kardeşim. Dinliyor fiil. Dinliyor dinlemiyor. Devam ediyorum. Dikkatlice fiilin önüne gelen zarfımız. Hop zarfımızı aldık maviye. Devam ediyorum. Sıfatlar adın önüne geliyordu. Hop sıfat çalışkan. Bunu da gösterdik. Çok güzel. E başka ne kaldı geriye? E isimler i̇simler zaten şöyle kesik çizgili kırmızı yapayım bunda. İsimleri zaten biliyoruz. Her varlığın ismi var. Al bu da isimler. Tamam. Zamirlerde İsmin yerini lütfen sözcükler. Al. Onu da şöyle hop hop kahverengiyle yaptım. Fıt fıt. Bitti. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani fiillerin sevgilisi. Fiillerin sevgilisi zarflar olacak. İsimlerin sevgilisi sıfatlar olacak. Bugün de fiillerin sevgilisini yani zarfları öğreneceğiz. Bunlar ne hocam? Ya bunlar böcek yani. Tek başına anlamıyor ki. Edat. Gibi, için, e kadar, e göre, bağlaç, ve veya ama fakat. Nedir kardeşim bu böyle bir şey olmaz ki. Ünlem, hey, eyvah, holey. Ne diyorsun ya? Bunlar zaten tek başına anlamı yok. Ama burası anlamlı. İsimler var. Özel isim, cinsim bunları zaten hepsini hatırlıyoruz. Hiç endişelenmeyin arkadaşlar. Hadi bakalım. Fiilleri, sıfatları, fiilimsileri, adlaşmış sıfatları ve zarfları çeşitli yönlerden belirten sözcüklere zarf deniyor. Yani sadece fiiller değil. Başka sözcük türlerine de geliyor. Ama biz şu anda bu kadarını bilsek yeterli. Bakalım. Programın sunucusu güzel konuşuyordu. Nasıl konuşuyordu? Güzel. Bak fiilin anlamını tamamlamış. Bu kadar basit. Zarf. Milletçe çok güzel günler yaşayacağız. Bak günler isim. Nasıl günler? Güzel günler sıfat. Çok günler mi yaşayacağız? Çok güzel günler mi? Çok güzel. O zaman burada sıfatın miktarını bildiren bir zarf oluyor. Burada şu çok önemli arkadaşlar. Hani az önce demiştim ya. Sıfatlar isimlerin sevgilisi. Tamam. Güzel günler gibi. Güzel konuşuyor deyince zarf oluyor. Zarflar da fiillerin sevgilisi. Fakat burada bir yasak aşk var. Onu da söylemek istiyorum. Dikkatli olun. Şimdi sıfatlar isimlerin sevgilisi. Bunlar hep böyle değişmiyor. Sıfatlar sadece isimlere geliyor. Ama zarflar sadece fiillere değil. Gördüğünüz gibi sıfatlara, fiilimsilere, adlaşma sıfatlara. Yani zarflar biraz yani affedersiniz ayran gönüllü yani. Birazcık böyle takılıyor. Olmaz. Yanlış. Ama yapacak bir şey yok. Zarflar fiillerle, fiilimsilerle, adlaşma sıfatlara gelebiliyor. Ama sıfatlar tamam. Sıfatlar son derece aşık ve hep isimlerle bağlantılı bir şekilde isimlerin anlamını tamamlayarak gidiyor. Geç kalkınca okul servisini kaçırmış. Nasıl kalkınca? Geç kalkınca. Bak bu da yine şunun zarf olduğunu yazalım şöyle ZRF diye. Bu da ZRF. Bu da ZRF. Niye filmse gelmiş? Planlı çalışanlar hedeflerine ulaşır. Nasıl çalışanlar? Planlı çalışanlar. Çalışanlar filmse. Çalışmaya daha erken başlamalısın. Erken zarf. Ne kadar erken, daha erken bu da yine zarf oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim bilmemiz gereken şey şu. Sıfatlar isimleri niteler. Zarflar da diğer sözcüklerin anlamını zaman, durum, yer yön bakımından tamamlar. Şimdi hatta şurada bir örneğimiz var oradan gidelim. Dikkatli dinleyin şimdi. Şöyle sıfatla zarfı kapatıyorum. Kenti sevmiş. İşçiler yoruldu. Aracı çalıştırdım. Bakın burada çok dikkatli bakarsanız kentin isim olduğunu, sevmişin fiil olduğunu biliyorsunuz. İşçiler yoruldu. Aracı çalıştırdım. Bunların her birinin isim ve fiil olduğunu biz nereden biliyoruz? E hocam kent, işçi, araç isim zaten. Sevmek, yorulmak, çalıştırmak fiil. Şimdi ben bu isimlerin önüne sıfatlar getiriyorum. Bu kenti sevmiş. Bazı işçiler yoruldu. O aracı çalıştırdım. Tamam. Buraya kadar her şey güzel. Şimdi bu fiillerin önüne de sıfatlar getiriyorum. Bu kenti çok sevmiş. Bazı işçiler hemen yoruldu. O aracı nasıl çalışırın dediğimizde bunlar da zarf oluyor. Bu kadar basit. Şurayı kapatayım kafanız karışmasın. Tekrar söylüyorum bakın. Şunlar sağdakiler fiil, soldakiler isim. İsimlerin önüne gelen sözcükler sıfat. Bu kent, bazı işçiler, işte o araç. Fiillerin önüne gelen kelimelerde zarf. Çok sevmiş, hemen yoruldu. Nasıl çalışırız? Bu miktar zarfı olacak. Bu zaman zarfı olacak. Bu soru zarfı olacak. Bu kadar basit. Ha bir de zamirler var. Zamirler de zamirleri zaten bugün konumuz değil ama bu kenti diyeceğine burayı. Bazı işler diyeceğine bazıları. O aracı diyeceğine onu diyoruz. Onlar zamir. Zamir bugün konumuz olmadığı için zarfı bilin yeter. Yani sizin esas odaklanmanız gereken yer şurası. Bunlar isim bunlar fiil. İsimler sıfat alıyor fiillerde zarf oluyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Gerçekten Türkçeyi bitiren bir sayfa burası. Şimdi zarflar hal, zaman, miktar, yer, yön, soru zarfı olarak değişiyor. Burada şunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Bunları cümlenin anlamını durum bakımından tamamlar. Cümlenin anlamını zaman bakımından tamamlar. Cümlenin anlamını miktar bakımından tamamlar. Cümlenin anlamını yer yön bakımından tamamlar. Cümlenin anlamını soru bakımından tamamlar şeklinde sorabiliyorlar size. Buraya dikkat edin. Nasıl gidiyor? Yavaş gidiyor. Burası durum zarfı. Ne zaman çıkacakmış? Yarın çıkacakmış. Ne kadar beğendim? Çok beğendim. Nereye gidiyor? Aşağı, dışarı, yukarı gidiyor. Bu soruları zaten soru zarfı olacak. Burada zaten e, aralarındaki e, farkları birazdan göstereceğiz. Hemen gelin isterseniz şurada detaylarına girelim. Durum zarfları, fiilleri ve fiilimsileri durum yönünden belirten kelimelerdir. Fiillere ve fiilimsilere sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Bakın ÖSM bunu şöyle soruyor. Cümlenin, ÖSM'den kastım üniversite sınavı yani cümlenin anlamını durum bakımından tamamlar diyor. Yani ne diyorsun Türkçe konuş. Yani durum zarfı vardır diyor. Cümlenin anlamını durum bakımından tamamlayan bir sözcük vardır diye bir soru sormuş. Öğrenciler dersi sessizce dinliyordu demiş. Yani bu demek durum zarfı demek. Sanatçı şarkıyı içten söylüyordu. Nasıl söylüyordu? Anlatılanları sessizce dinliyorduk. Nasıl dinliyorduk? Çocuklar önümüzden koşarak geçti. Nasıl geçti? Hızlı koşan çabuk yorulur. Nasıl yorulur? Nasıl koşan? Hızlı koşan. Nasıl gittiler? Güle oynaya gittiler. Nasıl çalışıyordu? Düzenli çalışıyordu. Bu kadar basit. Fakat burada az önce söylediğimiz şeyi bir kez hatırlatmak istiyoruz. Sıfatlar isimlere sorulan, zarflar ise fiillere sorulan nasıl sorusunu cevaplıyor. Yani sıfat kalp isim, zarf kalp fiil. Bu ölümsüz sevdayı unutmayalım. Eski evler dediğimizde sıfat. Çünkü ev isim olduğu için eski sıfat. Bu evler eski görünüyor dediğimizde eski zarf görünüyor çünkü fiil. Bu kadar basit. Yani bunun sıfat olduğunu, bunun zarf olduğunu bilmek için yapmanız gereken sağındakine bakmak. Bunun sağında ne var? Ev var. İsim. O zaman bu sıfat. Bunun sağında ne var? Görünüyor. Fiil. O zaman zarf diyeceğiz. Bu kadar. Zaman zarfları, fiilleri ve fiilimsleri zaman yönden belirten kelimelerdir. Burada yine aynı şeyi yazmak istiyorum. Bakın. Cümlenin anlamını durum bakımından tamamlar demiştik ya. Bunlar da cümlenin anlamını zaman bakımından tamamlar. Cümlenin anlamını bunu böyle sorarlarsa şaşırmayın diye yazıyorum. Zaman bakımından tamamlar. Yani fiile gelir, fiilimsiye gelir falan. Aa, bunları biliyoruz hocam. Bize soru nasıl gelir öyle deyin derseniz böyle geliyor. Teyzem yarın bize geliyor inşallah. Ne zaman geliyor? Yarın geliyor. Gençliğinde çok spor yaparmış. Ne zaman? Gençliğinde. Ee, yaylalara gidiyoruz. Ne zaman? Yazları. Ne zaman yatıp? Erken yatıp. Ne zaman kalkardı? Erken kalkardı. Bunlar hep zaman zarfı zaman anlamı taşıyan her kelime zarf görevinde olmayabilir. Ona da dikkat edelim. Akşam sinemaya gidiyoruz da ne zaman sinemaya gidiyoruz diyorum. Akşam bu zarf. Bunun zarf olduğu belli. Ama akşam onun şiirlerinin genel temasıdır. Ne zaman demiyor bak. Ne onun şiirlerinin genel temasıdır. Akşam. O yüzden buradaki akşam isim oluyor. Bu da zor soru. Yani bu ünlemler zor sorularda gelen kısım. Yeryon zarflarına baktığımızda fiilleri, fiilimseri yeryon ilgisiyle tamlayan kelimelerdir. Fiilleri ve fiilimsiyle sorulan nereye sorusunun cevabıdır? Ek almaz. Yani aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri. Bunlar yer yön zarfı. Aşağıya olmuyor. Bakın yazalım şöyle. Yukarıya mesela yer yön zarfı olamaz. E hocam yukarı oluyor yukarıya niye olamıyor? Çünkü yukarıda çekimek yok ama yukarıya da var. Dolayısıyla bunu çiziyorum. O zaman mesela geriye dön dediğimizde geri zarf ama geriye isim oluyor. Çünkü çekimek almış. Hatta bunlar cümle ögelerinde bunlara dolaylı tümleci yer tamla istiyoruz. Bunlara da zarf tümleci diyoruz. Alışveriş yapmak için dışarı çıktı. Nereye çıktı? Dışarı. Bu çantaları yukarı taşıyacağız. Nereye? Yukarı. Aracınızı az ileri alır mısınız? Nereye? İleri. Bu kadar. Dışarıya, yukarıya, ileriye dese de olmaz. Yer yön zarfları ek aldığında zarf görevinden çıkar. Adları belirttiğinde sıfat olur. Bakalım. Anahtarı aşağı atar mısın? Bu zarf. Birazdan aşağıya ineceğim. Bu isim. Çünkü çekim eki almış. Aşağı mahalleye park yapılmış. Bu ise sıfat. Niye? Az önce söylediğim şey. Sıfatlar isimlerin sevgilisidir. Bakın burada. Ölümsüz bir aşk. Sevda dolu bir hikaye. Leyla ve Mecnun, e, Kerem ve Aslı. Ferhat ve Şirin, Yusuf ve Züleyha. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. Aşağı mahalle sıfat olduğunu bildik. Burası anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Geldik miktar zarflarına. Yani azlık çokluk ölçü zarflarına. Bunlar da ne kadar sorusuyla bulunuyor. Az, çok, fazla, pek azıcık, biraz, oldukça, daha, en gibi sözcükler miktar zarfı olarak kullanılıyor. Ne kadar yoruyor? Çok yoruyor. Ne kadar konuştun? Az konuştun. Ne kadar yemiş? Biraz yemiş. Ne kadar anlamıyormuş? Pek anlamıyormuş dediğimizde bunlar miktar zarfı oluyor. Şuraya bakalım. Daha sözcüğü miktar zarfı veya zaman zarfı olabilir. Daha çiçekler açma dediğimizde henüz anlamını kattığı için burada zaman zarfı oluyor. Bu yemekten daha istiyor musun dediğimizde ise buradaki ...miktar anlamı. biraz daha istiyor musun dediği için... ...bu miktar zarfı oluyor. O zaman altına yazalım şöyle. Bu miktar zarfı. Bu zaman zarfı arkadaşlar. Miktar bildiren sözcük ismi etkilerse sıfat olur. E bu zaten her zaman söylediğim şey. Ölümsüz aşkımızın hikayesi. Yani neydi? Sıfatlar isimlerin sevgilisi. Al bunu. Sıfat, kalp. Bunu hep ikide bir getireceğim önünüze. Sıfat, kalp, isim. Zarf, kalp, fiil. Bakalım. Dışarıda çok durmayın. Durmayın fiil olduğu için çok zarf. Çok söz... Yanlışsız olmaz dediğimizde çok söz, söz isim olduğu için çok sıfat. Bu kadar basit. Bu ölümsüz aşkı bir kez daha burada dile getirmek istiyorum. Leyla ve Mecnun, Kerem ve Aslı yazıyorum. Siz artık bunu biliyorsunuz. Bunu niye bu kadar çok anlatıyorsunuz hocam? Zaten kolay anladık diyebilirsiniz. Üniversite sınavında her sene bunu soruyorlar. Her sene, her Allah'ın senesi soruyorlar. Hiçbir şekilde şaşırmıyorsunuz. Aa hep gene sordular. Şimdi, dolayısıyla bu kolay şeyi öğreninceminiz atın. En ve daha kelimeleri sıfatı, adlaşma sıfatı veya zarfı üstünlük yönüyle belirtir. Bu durumlarda bu kelimeler üstünlük zarfı olarak kullanılır. Adlandırılır. İzmir güzel kentlerimizden biridir. Kent isim güzel sıfat. Ne kadar güzel. En güzel. İşte bu üstünlük zarfı. En kent değil bak yani. Kente gelmiyor. Güzele geliyor. Ondan daha çalışkanını görmedim. Daha yine üstünlük zarfı. Ben hepinizden daha çok çalıştım. Yine üstünlük zarfı. Yani şu hani şeyler vardır ya yarışmalarda birinci, ikinci vardır. Onun gibi düşünün. En başarılı olan endir. Daha da diğerinden başarılı. İşte birinci, ikinci, üçüncüye düşünün. İşte bu en ve dahalar üstünlük zarfı olur. Soru zarfları da fiilleri soru yoluyla belirten kelimelerdir. Müzeye nasıl gidebiliriz? Buraya hızlı gidebiliriz, yavaş gidebiliriz dersen bunlar zarf. Projeyi niçin bitirmediniz? Bu da yine zarf. Soru zarfları cümlelerde her zaman soru anlamı taşımaz. Fakat bu kelimeler yine de soru zarfıdır. Bu soruyu nasıl çözdün? Bu soru zarfı. Bu soruyu nasıl çözdüğünü bana anlat. Bu da yine soru zarfı. Çünkü soru sormasa da fiilimsin öne gelen bir soru zarfı. Ne kelimesi cümle içinde değişik görevler kazanabilir? Yolculuk için yanına ne aldın dediğimizde burada ne aldın, kitap aldım, kalem aldım dediği için bir ismi yerine geçmiştir. Soru zamiridir. Tiyatroya ne gün gideceksin dediğimizde hangi gün dediği için bu soru sıfatıdır arkadaşlar. Ne bakıyorsun öyle dediğimizde ise soru zarfıdır. Niye? Niçin anlamı katmış? Evet bugün şimdi sizlerle beraber zarflar konusu mükemmel bir şekilde öğrendik. Hemen ödevimizi verelim. Sıfırdan dokuza edebiyat kitabımızdan sayfa 140 ve 141'i e hemen açıyorum şöyle. Gördüğünüz gibi zarflar konusunu burada yine sizler için mükemmel bir şekilde anlattık. Sorularımız var. Takıldığınız soruları karakod okutaraktan çözebiliyorsunuz. Konuyu güzelce pekiştiriyorsunuz. Ve yine Dinamo Soru Bankamızda da ee, Tesla Testra 4 yani zarflar konusunun olduğu kısma geliyorum şöyle. Bakalım zarflar konusu neredeymiş? Şurada bakalım. Evet. Ee, şurada zarflar Hı. Hemen bulalım ya. Çok hızlı ileri gittim yana gaza geldim Zarflar 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 Hı. Burada Zarflar konusuyla alakalı ödevimiz arkadaşlar Zaten yazılı sorularımız da var Aynı zamanda bu tiyatro ünitesinin sonunda Zarflar konusuyla alakalı testlerimizi çözmenizi istiyoruz ee, Test 4 tiyatro Burada güzel güzel ee, sorularımızı çözün tiyatro konusunu öğrendik. Bir de zarflar konusunu öğreniyoruz. Hadi bakalım. Dinamo Soru Bankamızdan da ödevlerimizi verdik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Uzaktan eğitimle sizleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Çalışıyoruz. Başarıyoruz ve ardından da harika bir şekilde notlarımızı alıyoruz. Bugün sizlerle zarflar konusunu öğrendik. Ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar.